Merhaba. San Marco'nun Venedik'teki bazilikasında bir grup heykel yer alıyor. Aslında bu yan yana duran taşlardan oluşan dört tetrark portresi. Kilisenin köşesiyle bütünleşmiş dursalar da sanki oraya ait değillermiş gibi. Renkleri de farklı zaten. Bazilikanın bu tarafında sanki yeni eklenmiş gibi duran birçok şey var. Mesela bu müthiş renkteki mermerlerle beraber şuradaki kolonlar da gözümüze çarpıyor. Bunlar aslında Venediklilerin 4. Haçlı Seferi sırasında kutsal topraklara ulaşmaya çalışıp da başarılı olamadıkları zaman Konstantinopolis'teki diğer Hristiyanlara yaptıkları yağmalardan elde ettikleri ganimetlerdi. Bu nedenle bu devasa ganimetlerin yanı sıra bu 4 tetrar portres de Konstantinopolis'ten getirildi. 4 tetrar Bizanslı değil hatta Hristiyan bile değiller. Bu heykeller Roma kültüründe çok tanrılı dinler döneminin son safhasında karşımıza çıkıyor. 3. yüzyılda Roma İmparatorluğunda inanılmaz büyük bir iç savaş vardı. Bu yüzyılın sonunda İmparator Diokletianus sahip olduğu gücü bölerse imparatorluğun çok daha istikrarlı olacağına karar verdi. Bu nedenle de Tetrarşi yani dörtlü yönetim adını verdiği bir yapı kurdu. Dört kişiden oluşan bu yapı, Augustus unvanıyla hüküm süren iki üst düzey imparatoru ve Sezar adıyla onlara bağlı tecrübesiz birer alt imparatoru temsil ediyordu. Tarihçilere göre buradaki işte bu dört figür, tetrarşi yapısındaki imparatorları ve onlara bağlı olan alt imparatorları gösteriyor. Bu imparatorlar Diokletianus, Maximinus, Galerius ve Konstantius'tur. Hangi heykelin kime ait olduğunu söylemek gerçekten mümkün değil. Bu durum, imparator portrelerinin tarihini değerlendirmek açısından oldukça önemli. Tarihte ilk imparator Augustus'tan bu yana birçok imparatorun portresi var. Ancak bunlar oldukça kişisel ve gerçek portreler. Ve bu portreler oldukça idealleştirilmiş. Yani bir portreye baktığınızda kime ait olduğunu anlayabileceğiniz belirli özelliklere sahipler. Zaten amaç da imparatora gerçekten benzeyen heykelinin imparatorluğun her tarafına dağıtılmasıydı. Bu durumun tetraşi dönemi boyunca tamamıyla ortadan kalktığını görüyoruz. Öncelikle bütün figürler birebir aynı pozisyonda duruyor. Heykeldeki ikililerin birinin sakallı, diğerinin sakalsız olması dışında hepsinin yüz ifadesi kesinlikle aynı şekilde ve çok soyut bir ifadeleri var. Vücutlarının bile aynı ölçüde olduğunu görüyoruz. Kostümleri birebir aynı. Tarihçilerin hipotezine göre sakallı olan imparatorlar yaşça büyük olan Augustus'ları ve temiz yüzlü olanlar ise Sezar'ları temsil ediyor. Gözleri ve yüzleri ise baklava şekli verilmiş gibi duruyor. Hatırlarsanız heykellerin yüzlerinde gerçekçi olmayan bir ifade olduğu için buradaki ifadelerini soyutluk olarak adlandırdık sadece ifadelerinde değil vücut yapılarında da aynı durum söz konusu. Kontrapost duruşunu göremiyoruz. Kemik yapısının ait olduğu kas sistemi çok belirsiz. Oysaki bu durum eski Yunan ve Roma sanat döneminden kalma bir miras. Bunun daha önceki dönemlerde uygulanan doğal görüntüyü reddetme olduğu çok açık. Heykelin yapımında kullanılan porfir yani somaki mermerle oyulmuş olması da bu duruma sebep olabilir. Porfir rengi mor olan ve aslında imparatorluk için özel olarak ayrılmış bir taştır. O dönemlerde oldukça az bulunurdu ve Mısır'dan ithal edilirdi. Porfir heykel yapımında görmeye hiç alışık olmadığımız, işlemesi zor bir taş. Klasik heykellerle bağdaştırdığımız özellikleri bu taşta görmek oldukça zor. Bütün bunlara rağmen bu heykel çok iyi, ince bir işçilikle oyulmuş bir porfir örneği temsil ediyor. Figürler her ne kadar eski Yunan ve Roma geleneksel yapısından yoksun olsa da, birbirlerini tutuşları, yüzlerinin ve bedenlerinin birbirlerine dönük olması, sahip oldukları cesareti, armoniyi ve ne kadar güçlü olduklarını yansıtıyor. Üçüncü yüzyılda yaşanan kargaşadan dolayı bu şekilde güven verici bir surat ifadeleri olabilir. Sonuç olarak bu figürler askeri figürler ve gerçek anlamda dayanışmayı temsil ediyorlar. Kılıçlarını da aynı güvenle tutuyorlar. Baksanıza kılıçları gerçekten çok güzel. Dikkatli bakılırsa kılıç kabzasındaki kartal da görülebiliyor. Kolun ön tarafını saran kumaşın şeklinin betimlenmesi de çok ilginç. Normal heykel figürlerinde görmeye alışık olmadığımız farklı bir şekilde sarılmış. Örneğin Partenon'un doğu alınlığındaki vücut yapısını ortaya çıkaran heykellerin örtülerini düşünürsek, o heykellerdeki kumaşlar mükemmel bir şekilde dökümlü duruyor. Ancak burada çok net çizgilerden oluşan bir betimleme var. Kumaş vücut üzerine dekoratif bir şekilde sarılmış. Ancak vücut yapısını kesinlikle ortaya çıkarmıyor. Heykellerin ebatları da doğallıktan çok uzak. Kafaları vücutlarına göre oldukça büyük, omuzları da bir o kadar dar duruyor. Bu dönem Roma İmparatorluğunun bitişine ve Hristiyanlığın başlangıcına denk geliyor. Bir sonraki imparator dört Tetrark imparatorlarından biri olan Konstantin'di. Konstantin tahta geçtikten sonra alt imparatorluk görevini fesederek kendisini Roma'nın tek hakimi ilan etmiş ve Hristiyanlığı yasallaştırmıştı. Bu nedenle Hristiyanlık kısa bir zaman sonra Roma İmparatorluğunun resmi dini haline gelmişti. Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki hatta orta çağdaki sanat insan figürünü soyut hale getirmişti. Dünyevi deneyimlerin kutlanmaması ve asıl önemin cennete verilmesi gerektiği mantığının yeni dinle bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde dinsel bir bakış açısı olduğunda aynı şekilde soyutlaştırılmış insan vücutları ortaya çıkıyor. Özellikle toplumun üst mertebelerinde neden klasisizmin erken dönemlerinde dini bakışı reddetmenin önemli olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve görünen o ki bu konuyu merak etmeye de devam edeceğiz. Hoşçakalın.